bin derste neler olduğunu bilemezsin. Yuna bak. Alex dolabını kapatmadı. Orada bir şeyler parlıyor gibi. Zaten aynı anda birkaç tane kasa var. Onların içine ne olduğunu merak ediyorum. Belki de açmalıyız. Hayır, yapmayın lütfen. Neredeyiz biz? Bence bu yeni meydan okuma. Ne ilginç. Başlayabilir miyim lütfen? Eminim bu kasada lezzetli bir şeyler var. Biraz bilemedim ama bu da çok havalı. Burada Pobet Dağı var. Onlar biraz tuhaflar. Çok lezzetli kokuyorlar. Bahçenin sonuçta bu yemek işte. Mila sen delirdin mi? Lastik yiyemezsin. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Lastik değil, jelibon. Ne kadar lezzetli. Hepsini bir kere de yemek istiyorum. Asa zar zor sığıyor ama bunu başarabilirim. Çok şanslısın. Kıskanıyorum. Annen de miyi de etmezdim. Lezzetliydi ama biraz fazla yedim. O zaman son popeti bize verebilir misin? Evet, onu kendimiz alıp kimseye sormamızı öneririm. Aslında her şeyi görüyorum. Popetime dokunmayın. Onu kendimle başa çıkabilirim. Tamam tamam, o zaman kasamı ben açacağım. Bu da ne böyle? Gözlerime inanmıyorum. Gerçek hareket ediyorlar. Hayır, bunlar gerçek solucanlar. Korkunç. Keşke senin yerinde olmasaydım. Loli. Bunu benden uzak tutun. Görünüşe göre solucanların tam Mila'ya uçtu. Ne yaptın sen Loli? Hemen hepsini temizle. Sakin ol. Sadece elektrikli süpürgeye ihtiyacımız var. Mila'nın burnunun hemen altında bir solucan var. Bu hiç komik değil Alex. Yeter. Mila endişelenme. Şimdi bunu halledeceğim. Elektrikli süpürgeyi kapat. Dudaklarımı emdi. Çok komikti. Fatih'le Mila'ya ne olduğuna baksana. Dudaklarım şişmiş köklere benziyor. Hepsi sizin suçunuz. Alex'in suçu sürekli gülüyordu ve beni rahatsız ediyordu. Ona ders verme zamanı. Ne yaptın sen Jolly? Ağzım solucanlarla dolu. Şimdi biz de gülebiliriz. Bu arada kasanı tamamen unuttun. Burada garip bir şişe var. Bunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de tadına bakmalıyım. Nasıl peki? Bana bir şeyler oluyor galiba. Anlamıyorum tam olarak ne. Mila bak. Alex ufacık oldu. Aynen. Ona yakışıyor. Çok hoş görünüyor. Alex sıkı tutun. Seni masaya kaldıracağım. Teşekkürler tatlım. Ama biraz daha dikkatli olabilirdin. Sen nasıl da tatlısın Alex. Her zaman böyle kal. Şimdi sakıncası yok. Vay cınak Popik. Sonunda onu deneyebilirim. Ve üstünde atlayabilirim. Harika. Popik trombolinden daha iyi. Ne yapıyorsun Alex? Hayattan zevk alıyorum. De gerçekten bayağı tatlı. Havada öpücüğünü size gönderiyorum. Oh, tamamen zıplamayı bırakım, yoruldum. Aslında biraz oynayalım mı? Daha neler, aptalca şeyler yapmayacağım. Beni ısırmana gerek yoktu. Sadece hayır diyebilirdin. Ama bu çok eğlenceli. Eğleniyor musun? Şimdi sana gerçek eğlencenin ne olduğunu göstereceğim. Savaş! Neyin peşindesin Jolly? Solucanı yenmemi istiyor. Çok kolay. Onu bir elimle öldüreceğim. Şimdi çok da iyi gitmiyor. Sorun değil. Hala telafi etmeye fırsatım var. Aferin Alex. Sen kazandın. Al bakalım aptal solucan. Çok az kaldı. Ve ben neredeyse kazandım. Bu ne güç. Süper. Bize hoş bir sürpriz yaptın. Onların geri dönme zamanı. Yine eskisi gibi oldun. Ve bunu sevindim. Bu sefer ben başlayabilir miyim? Bizim için sakıncası yok. Bacınla bunu görüyor musunuz? Yeni iPhone'umu aldım. Ne kadar da havalı. Bu hava etmek için bir sebep değil. Hepiniz beni kıskanmalısınız. Asla böyle bir telefonunuz olmayacak.
Alex çekmeme karışma. Ver şunu bana, telefonda alacağım. Görünüşe göre bu uzun sürecek. Bana verin, yeter artık. Ne yapıyorsun Mila? Hemen telefonu geri ver. Beni rahatsız etmeyin, ben oyun oynuyorum. Aslında ben istiyorum. Ne olmuş yani, bunda değil. Ne yaptınız siz? Telefonumu düşürdünüz. Ups, bu çok garip oldu. Ona ne oldu Alex, söyle bana. Bunu görmesen iyi olur. Hayır, bunu yapma. Düştü, kırıldı. Üzgünüm Julia, bunu yapmak istemedik. Kavga etmeyelim. Kasanın içinde ne olduğuna bakalım. Sanırım garip bir ses duydum. Orada ne var? Ulaşamıyorum. Sanki benden kaçıyor gibi. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kurbağa. Ciddi misin? Olamaz. Biri onu kafamdan alsın. Üzgünüm ama ona dokunmayacağım. Sanırım kurtuldum. Hayır, sadece benim üstüme atmadı. İşte bu çok komik. Barbie yapışırmış resmen alınan o. Ne yaptın sen Jolie? Neredeyse onu yutuyordum. Bence biz boşuna o kadar çok korktuk. Ne kadar tatlı olduğuna baksanıza. Ya bu büyülü bir prensse? Büyünü kaldırmaya çalışacağım. Öpmeye çalışacağım. Peki nasıl oldu mu? Mila kurbağayı öptü. Ne olmuş yani? Kontrol etmem gerekiyordu. Ben de kasamdakileri kontrol etmeliyim. Burada bir çeşit şapka var. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Giymeyi dene. Belki yakışır sana. Dikkatli ol Mila. Kurbağan iyi nasladı. Vay canına. Ona ne olduğuna baksanıza. Şimdi sanki çikolatadan yapılmış. Evet, gerçekten öyle. Bacınla kesinlikle çikolata, nefis. Şapkının ne sonuç çalıştığını anladım. Ben zaten ona ne koyacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Jolie? Zaten yaptım, telefonumu çikolataya çevirdim. Mükemmel bir icat. Ne kadar lezzetli. Benim de bir şey dönüştürmem gerekiyor ama benim hiçbir şeyim yok. Bak Jolie, Alex çikolataya dönüştü. Ne yapıyorsun tatlım? Neden parmağına ihtiyacın var? Dur, onu yemene gerek yok. Haklısın, ben bir şey düşünmedim. Alex'i nasıl geri getireceğimi biliyorum. Sadece şapkanı çıkarmam gerekiyor. Teşekkürler Jolie. İlk olma sırası bende. Sanırım bu sefer lezzetli bir şeyler aldım. Vay canınız, çikolata ve smoothie. Havalı görünüyor, paylaşacak mısın? En azından önce onu açmam gerekiyor. Ne kadar beceriksiz birisin. Buradan döndürmelisin. Teşekkürler. Şimdi benimle paylaşacak mısın? Tabii ki hayır. Bunu nasıl düşünebilirdin? Hepsini kendim içeceğim. Bu arada çok lezzetli. Aç gözlü. Ben sana yardım ettim. Tamam, al o zaman. Ne yapıyorsun Jolie? Tüm kokteylimi dökeceksin. Eğer paylaşsaydın her şey iyi olacaktı. Çok komik. Mila'nın sırası geldi. Açmak istemiyorum. İçinde kesinlikle tatsız bir şeyler var. Of ya, kokuşmuş balık. Size söylemiştim. Onunla ne yapacağım peki? Bunu ağzıma koyamam. Çabuk ye, yoksa boğuluruz. Ama istemiyorum. Sadece sizin için bunu yapmaya hazırım. Bu çok iğrenç. Korkunç. Hayatımda bir daha asla balık yemeyeceğim. Hala kalmış. Çabuk bitir şunu. Tamam tamam. Ben de tüm balıkları hemen yemeliyim. İnanılmaz. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Mila'nın böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Yavaş ol. Yüzüme bir balık fırlattın. Ama bu komikti. Peki öyle değil. Sen kasanı aç. Burada bir tane şeker var. Onunla ne yapacağım peki? Muhtemelen yiyeceğim. Hepsi bu. Lezzetli ama çok azdı. Minicik. Garip bir şey. Haklısın. Ay, belki de bir açıklaması var. Bana neler oluyor? Yüzün şekerle kaplı. Ellerin de. Bacınla. Şeker yine de sihirliymiş. Bakın, eski şekerlerin yerine yenileri geliyor.
Okay. Ben de deneyebilir miyim? Harika, enfes. Bakın, şimdi ben de şekerle kaplıyım. Süper, nasıl da hoşuma gitti bu. Gidiyor musun Mila? Evet. Çok garipler. Yaşasın yeni kasalar. Benimkini açmaya hazırım. Ağacının içinde bir kavanoz Nutella var. Aynen ne kadar büyük, süper. Nereye çöp attığına dikkat et Jolie. Ay çok acıyor. Üzgünüm Nutella benim bu kadar dikkatsiz yaptı. Sadece denemek için sabırsızlanıyorum. Bakın ne kadar çikolatalı. Bu gerçek bir zevk. Ben de istiyorum. Harika. Yine de biraz olacağım. Teşekkürler. Bir daha Nutella'ma yaklaşma Alex. Onu kimseye vermeyeceğim. Jolie her tarafım bulaştı. Ne olmuş yani? Oh hayır. Görünüşe göre elim kavanoza sıkışmış. Birinin acil yardıma ihtiyacı var gibi. Çek Alex, hayatım boyunca böyle yürümek istemiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şey işe yaramıyor. Yardım edin, düşüyorum. Ama sen kendin çekmemi istemiştin. Bacın hanım, telefonunuz artık bende. Nasıl olduğumu sormak istiyorsanız iyiyim. Bizi sormak gerekirse sormak istemedik. Devamı neden aldınız? Aa, burada hala kaldığına çok sevindim. Benim kasada ne var bakalım? Hemen gaz maskelerini getirin. Bu peynir ve küflü. Şu an onu yersen gaz maskesine gerek kalmayacak. Bence Mila dostça yardımımıza ihtiyacı var. Aslında hayır. Yardım etmenizi istemedim. Sanırım işe yaradı. Neredeyse her şeyi yedin. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Kusacağım şimdi. Zar zor dayanıyorum. İyi ki her şey yolunda. Sadece benim gizli kasam kaldı. İçinde bir kaya delik var. İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Alex, şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına, gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Tamam, sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır, lollipopumu kırdım. Hiç aklıma gelmemiş de böyle bir şey. Önemli olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına, ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika. Artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına, senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsini bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğütmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika. Ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex. Korkuyoruz. Tamam tamam. İşim bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Vay canına, ne kadar çok var. Her şeyi çok iyi düşündün. Evet. Bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıya ağzınızı koymamız gerekecek. Bu da fena değil. Ne kadar lezzetli. Durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mila şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups, kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Korkarım bu kötü bitecek. Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Lollipoplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun, sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına, bu da ne böyle?
Bu Mina'nın ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. What? Bu ne böyle? Göremiyorum bile. Mısır tanesine benziyor. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsan? İşe yaramıyor. Çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Saç tütüsü bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alex hadi oynayalım. Ya da uyuyalım. Julie haklı, bu çok uzun sürüyor. Bacın'la yine de başardım. Harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Bravo, sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet, bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Kendi payımı hazırlamak için saç tütüsünden daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzıdır diye şüphe ettirdi. Vay canına, başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Elimi yaktım, çok sıcak. Bazen çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika, çok lezzetli. Böylece büyük bir porsiyonu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Vay canına, burada ne böyle? Patlamış mısır makinesi. Yoksa siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırım hazır. Bu inanılmaz. Teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sanırım daha fazla tahıl ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Gör işi görür. Senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Ne? Bu gerçek kanser mi? Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Kırır, korkunç. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina, sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet, bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yemeğe hazırım. Nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse ben de biraz şaşırdım. Evet, lezzetliydi. Tatlım, böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme, her şey olur. Umarım ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam, kendimi değil, kendimde olanları. Bir parça alacağım. Garip. Bu kanserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Böyle seni tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlemem gerekiyordu. Bu bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam, dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonum bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. Şimdi iştahım açıldı. Harika. Ne yazık ki Mina, seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Bana harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. Nefis. Çok acıktık. Çok istiyoruz. Birazcık.
Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlı da var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey, her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağıma sürdü. Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Bugün kahramanlarımızın yediği tüm ürünlerden hangisini sevdin? Yorumlarda yaz. Bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.